Sayın Malim, gençlere olan ilginizi biliyoruz. Gençlerle ilgili çalışmalarınız var. Zaman zaman bir araya geliyorsunuz. Oradan geldim buraya. Belli bir plan çerçevesinde herkese ulaşmaya, herkese bir arada olmaya, onları dinlemeye, onlarla bir diyalog kurmaya çalışıyorsunuz. Şimdi gençlerle buluşma çalışmalarınız var. Büyükşehir Belediyesi'nin sürekli eğitim merkezi var. Ben şöyle alt başlıklarını sıralayayım. Siz şeye göre, kendi insicamınıza göre anlatmış olursunuz. Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve polis okulları ile ilgili kurslarınız var Büyükşehir olarak. VAMMEK meslek edindirme kurslarınız var. Bir de yine gençleri ilgilendiriyor. Amatör spor kulüplerine ciddi destekte bulundunuz. Bu gençlik çalışmalarını bize biraz detaylandırabilir misiniz? Şimdi kent nüfusumuzun %63,4'ü 30 yaşın altıdır. Türkiye'de 65 yaş nüfusu Türkiye nüfusunun %16'sına denk geliyor. Bizim ilimizde %4,5'a denk geliyor. Yani Türkiye'de genç nüfusu en yüksek olan kentlerden biriyiz. Ve gençlerimizin hem sosyalleşeceği alanlar yaratmamız lazım, hem sınavlara hazırlanabileceği alanlar yaratmamız lazım, hem de istihdam, iş bulabilecekleri alanlar yaratmamız lazım. Biz kente gördüğümüz en büyük eksiklik çocuklarımızın gidebileceği, ders çalışabileceği kütüphane neredeyse yok denecek kadar az. Bizim kültür merkezimizin olduğu yerde işte tek katlı bir alan var, kütüphane olarak orası kullanıyordu. Bizden önce valilik ve belediye ve kalkınma ajansına ortaklaşa eski sanat okulunu müze yapmak için bir proje yapmışlardı. Kısmen onların güçlendirme başlamıştı. Bizim müze açıldıktan sonra bu kente şu an için ikinci bir müzeye gerek yok. Çünkü 15-13 bin metrekare kapalı alanı olan Türkiye'deki en iyi müzelerden bir müzemiz var. Bunu kütüphaneye çevirme kararı aldı. Kültür Bakanlığı'yla da görüştük. Biz bu binanın projesini değiştirdik. Binanın onarımını tamamen bitirdik. Bu tescilli bir binadır ve geniş bir bahçesi olan bir alan. Binayı bitirdik. Şu an kütüphane taşınıyor. İnşallah bu bittiğinde gençlerimiz çok güzel, çok tarihi bir binada ders çalışabilecek, kitap okuyabilecek, araştırma yapabilecek, çok modern, ödünç kitap alabilecek, her şey elektronik yapılabilecek, çocuk kendi kendine kitap ödünç alıp geri verebilecek, herkesin bir kartı olacak. Bunu bitirince de eski kütüphane olarak kullandığımız binada etüt merkezi olarak yine Kültür İl Müdürlüğümüz tarafından kullanmaya devam edilecek. Eminpaşa'daki biten fidanlık parkımızdaki iki binamızı da Kültür Bakanlığı kütüphane olarak kullanılmak üzere verdik. Onlar da şu an döşemesi yapılıyor. Orası da kütüphane olarak kullanılacak. İpek Yolu Belediye'mizin Esenyurt Belediyesi desteğiyle yaptığı bir bina var. Esentepe'de mi? Haçort bölgesinde. Onu da inşallah Kültür Bakanlığı'yla görüşüldü. Bir kısmını belediyemiz, bir kısmını bakanlık yapacak. Orası da kütüphane ve etüt merkezleri olarak kullanılacak. Biz belediye olarak gençlere, valilik olarak gençlere ulaşmaya ve biz Gençlik Spor Bakanlığı'yla yaptığımız görüşmelerde bu sene bütün ilçelerimizde gençlik merkezleri yapıldı. Bir kısım bitti, bir kısım inşaatı devam ediyor. Bütün ilçelerimizde, Bahçesaray'da, Saray'da dahil kapalı spor salonları yapıldı. Semt sahaları yapıldı. Dört büyük ilçemizde yüzme havuzu, işte sporcu fabrikası Tuşba'da, 2000 seyircilik kapalı spor salonu İpek Yolu'nda. Bunlar da gençlerimizi buluşmaya. Bu da yetmiyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların ve gençlerin özellikle dezavantajlı mahallelerde merkezler planladık. İnşallah baharla birlikte onların da temeline başlayacağız. Hem internet olacak, hem çay olacak, hem insanlarımız ders çalışabilecek, hem sosyalleşebilecek. Buraya daha çok gençler ve kadınlar için kullanacağız. 5 mahallemizde planlama yaptık, yerlerini belirledik. İnşallah onu yapacağız. Biz belediyeler kanunen profesyonel liglerle ilgilenmesi yasaktır.
yardım da yapamayız, ne aynı ne nakdi. Ama bizim amatör sporla ciddi destek vermemiz, onların evet. altyapısını hazırlamamız lazım. Evet. Yani bizim şu an büyük şehrimizin amatör takımlar için olan altyapı tesislerimizde maalesef Vanspor'un tesislerinin yokluğundan dolayı onlara da geçici olarak evet. onlara kiraya vermişiz. Oysa onların daha modern tesislere ihtiyacı var. Bu tesislerin bizim amatör takımlarımız kullanmalı. Evet. Bizim şu an belediyemizin bünyesinde çok başarılı ve iyi bir konumda olan voleybol kadın voleybol takımımız, futbol takımımız kurdu. Her alanda kadınlarımıza da takımlar oluşturduk. Evet. Gençlerimizin elinden tutmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da Besyo'ya hazırlık yapan evet. gençlerimize kurs veriyoruz. Bu sene polisliğe hazırlanan gençlerimize de, çünkü onun en ciddi sınavı, en zor sınavı torpilin de para etmediği evet. bir spor bölümü var. Evet. Gençlerimize burada eğitim vermekteyiz. Şimdi onun Besyo için geçen sene kursa gelip de üniversiteye yerleşen sadece bizden 50'nin üzerinde öğrencimiz oldu. Şimdi polislik şey için 300'e yakın başvuru var. Şimdi onlara eğitim vermekteyiz. Ve burada da Gençlik Spor İl Müdürlüğü de her aşamasında da işbirliği içindeyiz. Evet. Onların antrenörleri de ciddi bize destek vermekteyiz. Bütün imkanlarımızı birlikte kullanıyoruz. Bir taraftan da etüt merkezlerimizde üniversite çocuklarımızın üniversiteye hazırlanması, KPSS sınavlarına hazırlanması desteği veriyoruz. Geçen sene pandemiden dolayı daha seyrek tuttuk etüt merkezini. Bizim 304 öğrencimiz 4 yıllık fakülte. Bunun içinde tıp fakültesi de var, hukuk da var, mühendislik de var, ilahiyat da var. Gencimiz yerleşti. Gençlerimiz ilime de, bilime de çok yatkın ve çok duyarlı. Türkiye'de TÜBİTAK projelerine 6.000'e yakın proje başvurusu oldu. Evet. Bu projelerin %30'u sadece Van'dan oldu. Anladım. Türkiye'de birinci olduk. Onun için gençlerimiz gerçekten ciddi bir azim ve gayret içinde evet. bize düşen STK'larımıza, meslek odalarımıza, kanat önünde bu gençlerin önünü açmak, bunları elinden tutmak, onlara imkan sunmak. Sadece bilgi yüklenen değil, yeteneklerini geliştiren, bir taraftan işte ne bileyim bağlama olsun, bir taraftan yüzme olsun, bir taraftan işte rafting olsun. Veya imkan olmayan öğrencilere burs desteğinde bulunmak gibi. Bizim insanlarımızın kendini geliştirmesi evet. için bizim onlara katkı ve evet. destek sunmamız lazım. Şu an belediyemizin bünyesinde 18 değişik branşta kurslar düzenlenmekte. Burada işitme engelliler için de işaret dili kursu verilmekte, bağlama kursu da verilmekte, Farsça kursu da verilmekte, Kürtçe kursu da düzenlenmekte. Yani hangi alanda talep olsa bu VanMek dediğimiz merkezlerimizde bu kursları vermekteyiz. Yani yeter ki gençlerimiz bizden bir şey İstesin, talep etsin. Evet. Biz bütün imkanlarımızı onlar için seferber edeceğiz. Evet. Pandemi bizi biraz böyle kültürel ve sosyal etkinliklerde maalesef geri bıraktı. Arkadaşlarımız ciddi bir hazırlık yaptılar. İnşallah böyle her hafta konserin olduğu konferansların olduğu, sanatçılarla gençlerin buluştuğu inşallah etkinliklerimiz olacak ve bunun için de ilçe belediyelerimizle de koordine içinde olacağız ve birlikte el ele vereceğiz. İnşallah hep gençlerimizin yanında olacağız. Ben inanıyorum onların yönettiği bir Türkiye bizimkinden daha güzel olacak. Onlar daha güzel koşullarda yaşayacak. Ben Van gençleriyle belli periyotlarla bir araya geliyorum. Böyle 30 kişiyle ama 3-4 saat ben biraz önce gençlerimizle Hacı Bekir'de. Bu sohbetlerde, bu konuşmaların içerisinde öne çıkan sizden beklentiler, istekler. Sansörsüz biz onları dinlemeye gidiyoruz. Evet. Biz onları nasihat etmeye gidiyoruz. Şimdiki gençlerin en nefret ettiği şey birilerinin sürekli onlara nasihatta ve telkinde bulunması. Oysa bu gençlerin hem kendilerine, hem kentimize, hem ülkemize, hem dünyaya dair çok güzel fikirleri var, hayalleri var. Onun için dinlenmek,
inşa ettiğimiz dünyada kendi fikirlerinde izini olmasını istiyoruz. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Emin olun her türlü konuyu konuşabiliyoruz. Basınla paylaşmıyoruz. Evet. Sosyal medyamızda da paylaşmıyoruz. Gençlerimizin her şeyi konuşabildiği. Sohbetin başladığı andaki izleniminizle, sohbetin bittiği andaki vedalaşırkenki izleniminizi alabilir miyim? Ben gençlerden çok şey alıyorum. Evet. Böyle farklı şey oldu. Yani bugün yine bir kızımız yani. Böyle bir anekdotunuz varsa. Hacı Bekir'de oturuyor. Hakkari'den buraya gelmiş. Bir gün dedi ya bir soru soracağım ama dedi gerçi babam sakın sorma sen valiye soru sorarsan seni orada pişlenir. Onun için ama yine de sorayım mı sormayayım mı diye dedim buyurun sor ya benim babam da imamdı üniversiteye ben gidince babam sakın sağa sola bulaşma aman başına iş getirme. Babanın senin iyiliğin için düşündüğü bir şeydir ama biz burada sizi dinlemeyi her sorunumuzda her şeyde konuşmaya geldik. Kızımız sorusunu sordu. Biz de cevap verdik. Ortak bir yerde de anlaştık. Evet. Hatta bugün gittiğimde aynı kızımız aynı sohbeti bir daha gelmişti. Onun için ilk sohbetlerimizde gençlerimiz söz alanlar hepsi bu cümleyle ilk 5-6 kişi ya işte ben bir halk adına buradayım. Ben de ya gençler ne olur bir halk adına değil. Kendi adınıza burada olun. Evet. Yani bana şekil vermeye gelmeyin. Kendinize şekil vermeye çalışın. Ya dedim ne kadar da Erzurumlara benzemişsiniz diye böyle espri yaptım. Ya biz Erzurum'a hiç benzeyen bir tarafımız yok. Evet. Dedim ki ya Erzurumlular Kars Karajı'na Ramazan ayında gidermiş. Oruç tutmayan Karsları dövermiş. Evet, evet. Bir gün bir genç demiş ki abi biz de oruç tutmuyoruz. Biz bu Karsları niye dövüyoruz? Evet. Ya demiş kes sesini bizim görevimiz oruç tutturmak. Evet. Ya dedim hepinizin bana şekil vermeye, yani bana oruç tutturmaya gelmişsiniz. Yani ne olur bana değil kendinize oruç tutturun. Dolayısıyla biz birbirimizi olduğu gibi kabul edeceğiz. Birbirimizin ailesini, etnik kökenini, aşiretini, yaşam biçimini birbirimize saygı duyacağız. Bu toprakların geçmişinde de bu saygı, bu hoşgörü hep var olmuş. Dolayısıyla bizim bunu yeniden tesis etmemiz lazım. Evet, evet, her birimiz başka mahalleden Van'a gelmişiz ama bizim Van'da kaynaşmamız lazım. Yani işte yok işte bu Ertuğrul'uymuş, yok bu Pinyanış'ıymış, yok bu Buruk'ıymış, bu Kuresin'iymiş, bu Yerli'ymiş, bu Beyzade'ymiş. Yani bizim bu ayrımların hepsinde. Bu da yetmiyor. Ertuğrul'lar kendi arasında 12 kola bölmüş, o kendini diğerinden üstün sayıyor. Oysa hepsi aynı babanın çocukları. Evet. Onun için bizim bu kentte bu kutuplaşmaları geride bırakıp ve bu Van kentini, Van gençliğinin hayaline göre inşallah inşa edersek bu Van'da sevgi büyür, güzellikler büyür, dostluklar büyür, komşuluk büyür. Bizim buna ihtiyacımız var. Ben Van gençlerini çok çok olumlu buldum. Dünyaya entegre olmaya çalışıyor. Hayatın merkezine kendini koymuş, kendini önemseyen bir gençliğimiz var. Ben onlarla gurur duyuyorum. İyi ki varlar. Ama birbirimizi daha çok dinlememiz, birbirimizi tanımamıza ihtiyaç var. Yani. Evet.